Herkese merhabalar. Tapirkest'e hoş geldiniz. Bugün karşınızda ben Halil ve Serhan Hocam olacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam biliyorsunuz daha önce konuştuk. Bilim tarihi serisine devam ediyoruz. Bugün de Faraday özelinde bir bölüm çekelim dedik. Faraday bizim için neden önemli? Çünkü elektrik, elektronik mühendisliğinin temellerini atan insanlardan biri olarak geçmekte. Elektromanyetik indüksiyon, elektromanyetizma ve ışığın etkisi, elektrik ve manyetizmayı aslında birleştirme. Kendisinin yaptığı işler o kadar önemli ve günümüze o kadar entegre olmuş şeyler ki kullanırken farkına bile varmıyoruz. Hani elektrik motorları şu an olmasaydı endüstride herhangi bir üretim olamazdı. Yani biz kendimiz de buğday öğütücü yaptık mesela hocam. Evet. Saatler öncesinde çekimden. Hani onun için tasarladığımız tahta parçaları CNC'de keserken kullandığımız motorlar elektromanyetik indüksiyon kullanıyor. Onun diremeli elektromanyetik indüksiyon kullanıyor. Yani herhangi bir motor elektrikle çalışan şu an prize taktığımız motor bu sistemle çalışıyor diyebiliriz. Aslında. Zaten tarihte bilim tarihinde de çok azdır, çok az insana nasip olmuştur. Hı-hı. Bir ismin hem kanununun hem etkisinin olduğu Faraday bunlardan biri. Faraday etkisi, Faraday kanunu. Ya şu söylerken şey aklıma geldi hocam, prize taktığımız her cihaz hemen hemen bununla çalışıyor dedim motor şu an. Aslında prize gelen elektrik de Faraday etkisiyle, Faraday etkisiyle gelip zaten. Evet. Elektriğin öncesinde kimyasal olarak alınıyor. İşte volta, piller, evet. Kimya üstünden gidiyor. İlk defa bir elektriğin mekanik bir harekete, mekanik hareketin elektriğe dönüştürülmesi Faraday tarafından gösteriliyor. Aslında Oersted. Yani evet, tabii ilgilendiği kısmın hani mekanik hareketin, hı-hı, o vurgusu dediğin gibi, evet, orada iğne ucu oynuyor, hı-hı, aslında doğru Oersted ama. Yani aslında onun tersini yapabilir miyim diye düşünüyorum. Evet, evet, hani evet, evet. Bir kablodan akım geçtiği zaman ki o ilk yani doğru akıma ulaşana evet, kadar evet. Bir mekanik hareket oluyor. Peki ben mekanik hareketi tersine çevirip. Elektriğe ulaşabilir miyim? Sanırım asıl çıkış yeri burasıydı. Faraday kendisi alaylı olarak geçiyor hocam sanırım. Aslında kendisi bir, evet, Royal Society üyesi ama. Son döneminde hatta başkanlığı da reddetmiş birisi olarak iki ama. İki kere reddetmiş doğru. Kendisi ama fakir bir ailede büyüyor. Belirli böyle resmi bir eğitim almıyor. Üniversiteye eğitim yok. 14 yaşında kitap ciltleme işine giriyor ve orada kendi merakı sayesinde pek çok kitap okuyor. Çünkü o zamanlar kitaplar günümüzdekinden daha değerli diyebiliriz işte. Evet. Bir kitap belki 2-3 defa cilti değiştiriliyor, işte tamir, evet, ediliyor. Faraday de eline geçen kitapları geceleri sürekli okurmuş, araştırırmış. Zaten bir müşterisi Faraday'ın bu bilim toplumuna katılmasını sağlıyor. O zamanlar düzenlenen bilim gösterilerine bilet alıp veriyor. Evet. Hocası Humphrey Davy. Nin bir gösterisine bilet alıyor. Humphrey Davy'nin 3 gösterisine bilet alıyor. Ve Faraday gidip bu gösterinin notunu tutuyor. Bayağı bizim şu an hani LaTeX'te yapmaya çalışıp, evet, ders notlarımız evet, güzel evet, bir evet, şekilde dursun diye uğraşımıza benzer aslında. Sonra bunu Humphrey Davy'ye gönderiyor. Ve işte şansa kaderi olsa da Humphrey Davy bir deneyde gözleri geçici, evet, körlüğe sebep olunca, evet, aklına Faraday geliyor ve gidip davet ediyor onu. Gel benimle çalış ve Faraday böylece kitap ciltleme işini bırakıp daha bilimsel işlerden geçimini kazanmaya başlıyor. Hocam biz şeyden bahsettik, hani bölümümüz olan önemi nedir filan. Ama bir öğrenci olarak ben araştırırken ve hayat hakkında okurken şunu fark ettim. Biz öğrencilik hayatımızda elektrik elektronik mühendisliğinde kimyanın etkisini sadece birinci sınıfta görüyoruz. O da bazı üniversitelerde var, bazı üniversitelerde yok. Yani ben mesela resmi üniversitede kimya dersi almadım. Ama o zamanlar yapılan çoğu deney, yani kimya bilgisi olmadan büyük ihtimalle bir insana bilim insanı denmiyordu o zamanlar. Evet, evet. Şu an benim o kısmımın hiç olmadığını söyleyebilirim. Bunun sebebini sizinle daha önce konuştuğumuz işte piller, o zaman elektrik tamamen kimyasal yollardan üretiliyor gibi bir çıkarım yapmıştık. Ama merak ediyorum, yani şu dönemde acaba bir insan hem kimyasal temeline hem de fiziksel artı mühendislik tarafına hakim olabilir mi sizce? Vallahi biraz açıkçası sorunu evet ve hayır diye yine, hı-hı, klasik cevabımızla yanıtlayacağız. Çünkü evet denildiği zaman açık konuşmak gerekirse belli bir seviyeye inmeden bunu yapabiliyoruz zaten. Yani, hı-hı, şu anda hepimiz işte geçen yine sizin Tapirkestler'de bahsetmiştik. Periyodik tablonun aslında kimyasal bir tablo değil, aslında fizik tablosu olduğunu, evet, işte bir takım yeni gelişen fizik biliminin aslında çok önem verdiği alanların biraz daha
şekil değiştirmesiyle ve alan değiştirmesiyle kuantum mekaniksel süreçlerden astrofiziksel şeylerin bir araya getirilmesi, kara delikler için aslında kuantum durumlarının kütle çekimsel, uzay zaman, genel görelilik hepsini bir araya getirdiğinizde yani belli bir seviyede bunun hepsini yapabiliyoruz aslında bakıldığında. Benim takıldığım konu şu, bunları ne kadar derine inerek her birinde böyle bir paralel şey gibi düşünelim, piston gibi düşünelim. Ya bu pistonların hepsi tamamen en aşağı inmek zorunda mı bilimsel katkı yapabilmek için günümüzde? Tahmin ediyorum bu sorunun yanıtı hayır. Bunun da bir tane nedeninin aşırı yoğunlaşılmış, çok uzmanlık gerektiren niş noktalar olması gerektiği. Yani gene kendi alanımızdan örnek verelim. Haberleşme işte Faraday etkisini yine içeriyor. Evet ama bir adamın haberleşmede kablosuz haberleşme, sayısal haberleşme yapabilmesi için bunların en anahtar noktalarının en temellerine kadar çok iyi bilinmesi pek gerekmiyor. Bu biraz vakit kaybettiriyor. Bunun tabii bir taraftan da şey var. Aslında sen belki konuşurken üniversiteden önce lisede verilmesi olabilir hocam. Mesela biz işte 4 yıl boyunca kimya eğitimi alıyoruz. Şu an 4'er saat mi yalan olmadı hatırlamıyorum. 3 saat ya da 4 saat. Ama bu eğitim süresince ben herhangi bir laboratuvara girdiğimi hatırlamıyorum. Herhangi bir şeyi yakıp işte bir şey üretip bir şey patlattım. Ben şanslı sayılıyorum o zaman. Ben yaptım çünkü bunları. Ya biz de işte sağdan soldan bazı materyalleri bulup kendimiz bir iki bir şey yapmaya çalışmıştık. Sonuçları iyi olmayan deneylerimiz oldu. Hani zamandan önce patladı bazı şeyler ama bu çoğu sanırım ergenin yaptığı şeyler zaten. Ama okulda bu resmi bir şekilde ama mesela galiba ne diyoruz? Kurbağa bacağı deneyi. Deneyi yani orada elektriğin kurbağa bacağından geldiği düşünülüyor ilk başta. Elektrik canlı vücudundan çıkıyor diye. Evet. Ama aslında onun sinir sistemine elektrik verildiği zaman uyarı sonradan çıkıyor. Mesela böyle şeyleri hep okuduk ama hiç görmedik. Konusu geldiği için söylüyoruz. Volta ile yaşanan biliyorsun Galvani diye okunuyor herhalde. Arasındaki problemlerden bir tanesi de yine bu. Bir tanesi elektriğin iki farklı boyutu olduğunu Galvani işte bunlardan bir tanesi. Biyoloji kökenli elektrik ve biyoloji kökenli olmayan elektrik gibi iki tasnif var ama daha sonra tabii bu görüş yıkılıyor. Yani bunları evet yapmak lazım ama bir taraftan da şu da var Halil. Bu benim şahsi görüşüm. Şimdi düşünüyorum tabii lise eğitimini, üniversite eğitimi, lisansüstü eğitimleri. Bir kişinin bu deneyleri niye yaptığını ona anlatmadığın takdirde eğlenceli olsa bile ki günümüzde tahmin ediyorum şu andaki trend o. Bunun bilimsel bir çıktı üretmesi ya da bilimsel bir yolda ona bir kazanç sağlaması bence olanaksız gözüküyor. Yani bir adamın neden bir kurbağanın bacağını elektrikle titretmeye çalıştığını adama önceden anlatmadığın takdirde bu deneyi yapmış olmak tahmin ediyorum yine istenen sonucu üretmeyecektir. Ben bunu şahsım adına böyle düşünüyorum. Biraz bunun öncesini verilmesi gerekiyor. Yani niye biz bu deneyi yapıyoruz? Aksi takdirde yani o kadar çok deney var ki. Yani işte yer çekimi deneyi, optik deneyi, manyetik deneyi. Merak uyandırma açısından çocuğun özellikle hoşuna gider yani. Bence. Ama bu Türkiye özelinde konuşalım. Yani yurt dışındakini gördüğüm için söylüyorum. Yaşamadım ama gördüm. Biliyorsun onlar şey diyorlar ilkokul en azından seviyesi için. Keşfetme dönemi. Bizim ilkokul dönemimizde ben şahsım adına kendimde şu anda gözlemlediğimde keşfetmekten ziyade doktrine olma. Ezberleme. Yani kılavuzları bırakma. Yani seni kılavuzlandırıyor. Zihninin hayal gücünü bir prangaya vuruyor. Yurt dışında en azından Amerika Birleşik Devletleri için bunu söyleyebilirim. Bunu kendileri bu şekilde ifade ettiği için keşfet dönemi diyorlar. Yani gerçekten bize şu an çocukça tırnak içerisinde gelen bir eğitim sistemi gördüm. Biraz inceledim. Çocukları alıp dağ bayıra salıyorlar. Yani başlarında tabii bir tane hocaları oluyor. Yani bu tahmin ediyorum Türkiye'de çok büyük sorun yaratır. Yani çarpım tablosunu bilmediğin zaman sorun yaratıldığı gibi yani ben hatırlıyorum işte 7 kere 8 falan filan. Ben mesela hiç öğrenmedim hocam. Şeyde kalem kutuluğumun iç kapağında yazıyordu. Öyle bir metal bir tablosu. Kalem kutuluk vardı onun iç kapağında hatta yazıyordu. Hatta sen tabii ona yetişmedin senin yaşın belki müsait değil. Bir önceki nesle eğer denk geldiysen onlar kerrat cetveli derdi çarpım tablosuna. Tabii bir iki modu da bilmek zorundaydım benim zamanımda yani çarpım tablosu nispeten benim babamın nesli. Kerrat cetveli babamın babasının nesli. İkisi de bunu sorduğunda bilmek zorundaydın. Yani ben olaya böyle bakıyorum. Yani orada git diyor bak diyor. Mesela Uğur Böceği ile karşılaşıyor çocuk. Çok verilen bir örnek. Bir tanesi diyor ki bunlardan bir tanesi yine son dönemde aslında bu konuyu da gündeme getirmekte fayda var. Bilim anlatıcılığı diye bir olay çıktı ya. Bunu bilim adamlarının yapmasının işte iyi yapanı var, kötü yapanı var. İyi yapanlardan işte birkaç tanesi var. Carl Sagan'la başladığı söyleniyor biraz. Hani aslında Feynman en iyi bilim anlatıcısı olarak ya ama Feynman çok öne çıkmadı çünkü
videoları yoktu. Televizyona yok, ama ulaşmadı. Fizik, Lectures on Physics diye kitapları. Ama popüler olmadı yani. Olarak, yani. Sonra çıktı. Bilim camiasında popüler diyebilirim. Tabii ama yani Carl Sagan'ın ulaştığı insan sayısıyla. Yani o belgesel çekim. Aynen öyle işte, Kozmos'la. Ben onu kastettim. Hı. Yoksa ondan daha öncesi de var. Mesela bilimi çok iyi anlattığını düşündüğümüz, kendi ağzından, hani tabii o zaman internet mecrası yok, televizyon mecrası yok ama yazılı. Mesela Gamow, George Gamow Feynman'dan önce ve çok büyük, iyi bir bilim anlatıcısıdır. Doğru hocam. Ben yani özellikle popüler bilim Amerika'da belli bir seviyeye ulaşması için özellikle bu işte Bell Labs'ten, Bell Laboratuvarlarından çıkan insanların, orada çalışma yapmış insanların ve astrofiziğin çok büyük önemi var ki George Gamow bunlardan en, geçen konuştuğunuz tabirle, beklenenin altında kalmış, underrated dediğimiz bir bilim adamı ama gerçekten bence popüler bilimin en önemlilerinden bir tanesi. Hatta daha geriye gidiyoruz. Edwin Abbott, evet. Düz Ülke diye çevrildi Türkçe'ye, Flatland. Bu bir bilim anlatıcılığı mı? Bence değil ama gerçekten önemli bir özellik. Daha geriye gidelim. Yine Lewis Carroll mahlas kullanıyor ama Alice Harikalar Diyarı'nda aslında görelilik, Minkowski uzayı alegorik kullanarak, yani bir şekilde hani bunun daha iyisi var mı bilmiyorum ama kullanılan mecra, popülerlik, işte enstrümanların fazlalaşması haliyle bizi değişik isimlere yönlendiriyor. Yani Carl Sagan burada bir nirengi noktası çünkü televizyon ve bunun bir televizyonda bir prodüksiyon olarak tahmin ediyorum çok para yatırmış. Tabii yani o, yani şey, ulaşabildiğin adam sayısı üstelin de üsteli olduğu için herhalde insanların karşısına Carl Sagan önemli bir nirengi noktası olarak çıkıyor. Ama dediğin gibi en iyisini nasıl tanımladığımız Carl Sagan'ı değişir. Ve Carl Sagan'ı da bu noktada dediğin gibi çok üstlere taşır mı bilmiyorum ama bilim anlatıcılığına burada atıfta bulunmamın sebebi şuydu. Bir takım insanlar bunu yaparken ta o hayal gücünü ayakta tutmaya çalışan, insanların keşfetmeye, bir takım şeyleri araştırmaya, onları kanalize etmeye yönlendiren, işte o seninle ilk konuştuğumuz o ilk kıvılcımı çıkartacak adamlar. Yani sen mesela, ben kendi adıma söyleyeyim, birisi sana kütle çekimiyle alakalı bir şeyi doğrudan Newton'un Principia eserini çıkartıp koysa, tahmin ediyorum çok itici olur. Yani hani evet. Hala bile bizim elektrik elektronik bölümünde diferansiyel denklemlerde görünce bundan hoşnut olmayan arkadaşlarımız var. Bunu düşünebiliriz. Sadece pek hoşnut olmaz bir şey aslında. Matematik bu, gördüğünüz. Bu ama o matematikle ilgili problem. Evet. Yani hani adamın ilgilendiği konu, onu diyecektim. Yani, deneysel tarafı çok ağır olduğu için. Çok ağır olduğu için de olabilir ya da ilgilenmediği için. Ama bir de hani geçen de konuştuk ya, onların kendilerinin Oxford'da bir bölüm olarak ifade ettiği, bizde tam karşılığı olmadığını düşündüm. Natural philosophy denilen, işte doğa felsefecileri, neyse artık o karşılığı. Orada önemli bir şey, nokta. Bunu insana sen söylediğinde, ya bak bu doğa, senin içine doğduğun, yaşadığın bir şey. Ondan sonra bu deney, ne yapıyorsan bir anlatı, ne yapıyorsan dikkatini çekiyorsa işte orada biraz yönlendirme yapmak lazım. Tahmin ediyorum bizim eğitim sistemimizde, benim de içinden geçtiğim, tornasından çıktığım en büyük sorunlardan bir tanesi, kesinlikle hayal gücüne müsaade etmeyen, kılavuzların dışında çıkmanın belki de bilimsel günah sayıldığı bir eğitim sistemi. Bunun yurt dışındaki tam tersi örneğini görünce insan bir değişik hissediyor kendisini. Hani bunu da bu vesileyle söylemek istedim. Hata yapınca cezalandırılma olasılığınız çok yüksek olduğu için ve hani bunun maddi tarafında çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani okuldaki bir eşyaya zarar ver. Amacınız zarar vermek olmasa bile yani bir deney 5 dakika sürer. O işte hoca gösterir ve biter. Evet, öğrencinin deneme imkanı olmaz. Evet. Çünkü 60 kişi var sınıfta. Evet. 60 kişiye denetse orada belki bir maaşını harcaması gerekir. Evet. Belki maddi imkansızlıklar da olabilir diye düşünüyorum ben kendim. Ama bir insanın yanlış bir şey yapmasına pek izin verilmiyor, çocuğun özellikle. Pek çok reklamda kirlenmek güzeldir falan böyle evet, şeyler evet. Yazılsa bile. Evet. Reklam bu top oynadıktan sonra evet. Eve kirli bir pantolonla döndükten sonra yaşadığımız şeyler ben yani. Evet, hiç gerçekçi değil mi? Reklamdaki evet, gibi değil yani. Hiç öyle olmuyor hiç yani. Öyle olmuyor. Ben özellikle hani kuzenimle sürekli evde onu karıştır, bunu karıştır bir şeyler denerdik, patlatırdık. Özellikle işte kolaya mentos atar, evet, çok popüler de evet. Kendimiz bunun gibi neye ulaşabiliriz diye uğraşırdık. O sabah uyandığınızda işte onu anneniz dökmüş oluyor. Diyor bir de işte çok kötü kokuyor. Ya ben onda bir şey deniyordum, işte şunu karıştırmıştım. Hatta onun videosu var, o ben içiyorum o suyu ver diye. Son dönemde YouTube'da. Türkiye'de bilim evet. Niye bana gösterdiniz babaanne değil mi? Ondan sonra özür videosu çektirdiler, kadıncağıza bir şeyler oldu falan filan. Ama çok işte çocuğun niyeti bir şeyler yapmak, bir şeyler evet, merak edip evet, göstermek evet, belki evet. De
bizim şu an yaptığımız, yapmaya çalıştığımız şeyin 5 yaşında, 6 yaşında yapılmaya çalışılmış hali belki. Evet. Ama o sürede işte ben içiyorum o suyu diye elinden alıyor. Bu yüzden ben daha çok deneylerle ve pratik şeylerle alınmış bir eğitim olmasını isterdim. Kesinlikle yani bunun yani, etkisini ben maalesef lisansüstü eğitimde gördüm. Hatta kendi lisansüstü eğitimim Türkiye'de kalan kısmında bu istenen bir şey değildi. Ve hatta dediğin gibi önüne bahaneler çıkartılıp ya zaten sen bunu yapamazsın ki senin imkanın yok. Tamam imkanımız yok o zaman şuradan imkanımızı en kötü en... Belki hiç kale alınmayacak sürümüyle başlayalım ve görelim bakalım denmiyordu. O yüzden hani yurt dışında bunu görünce hayır yani burada teorik olarak istediğin taklayı atmış olabilirsin ama bana bunu çalışan sürümünü göstermedi müddetçe. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sert gerçekliği, acı gerçekliğiyle karşılaşınca ben bunu çok sert yaşadım. O yüzden hani işte siz de burada biliyorsunuz burada hemen hemen her şeyi dokunarak, gerçeklemek suretiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde sabaha kadar tahta denklemlerle yani dolar. Evet, sen silersin, ben yazarım, olur biter. Elektrik devreleri bir de mesela zener diyotların nasıl çalıştığını belki 10 defa gördük. Yani sınavından 100 aldık, aile geçtik ama buraya getirdiğimizde zener diyot ya bu nasıl çalışıyordu diye düşündük hocam. Evet, hatta yakarak, değil mi? Yönünü evet, falan filan tespit etmek için nasıl yani, yapacağız? Karakteristik nasıl olur? Nerede patlıyor, patlıyor diye yakarak denedik. Denedik evet, ve öyle öğrendik. Evet, evet. İşte derste ama dediğim gibi aile geçtik yani o dersi. Evet. Tam öğrenmiş olmuyor teorik olarak insan. Ben o daha önce de şeyden konuşmuştuk hocam işte. Bilimde önemli her şey bulundu. Ya da evet, bilimde işte evet, yeterli imkanımız yok. Şeylerinin insanların kendilerine gelişmemeyi tembelliğe alıştıran bir bahane olduğunu kim söylüyordu şu an hatırlamıyorum. Evet bir iki gün önce bana da söyledim. Ben de baktım hatta üzerine yorum da yapmıştım. Sanırım evet, Nobel alan evet, 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 kişinin kimdi? Rajaj mıydı? Kahal. Kahal evet. Kahal. Cajal evet, diye yazılıyor yanlış evet, hatırlamıyorum. Cajal yazıyor. Onun kitabında geçiyor. Evet evet. Yani, arada bu deneyleri yaparken elinde herhangi bir ölçüm aleti olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bayağı sezgisel. Hatta senin şimdi söyleyince hatırladım. Faraday özellikle o bilim fuarlarına deniyorsa bilim gösterilerine katılırken senin söylediğince şimdi hatırlıyorum. O zaman çok önemli olan hatta daha sonra da senin yine bahsettiğin bağlantıyı kurduğun İskoç bilim adamı diyelim artık Maxwell'a da ilham veren o bilim tasarlama ve bunları bir çizgi haline getirme, çizim haline getirme çok önemli bir ayrıntı. Evet. Faraday'ın bu konuda çok yetenekli olduğu söyleniyor. Yani not defterindeki ayrıntılar ve kendisinin de daha sonra yazdığı mektuplardan hafızasını yitirene kadar bu ayrıntılara dikkat ederek bu noktada ilerlediğini okuyan insanlar okudum. Ben okumadım açık konuşmak gerekirse ama bunu bilim tarihçilerinin yazdıkları eserlerden onları hepsini süzmüş insanlardan edindiğim bilgi. Bu o noktada çok önemli. Yani görsel olarak bir şeyi kafasında canlandırıp evet, bunu kağıda aktardıktan sonra bununla ilgili bir deney ortamına gidiyor olması bu çok başka bir yetenek. Dediğin gibi imkansızlıklar zihinsel becerileri üst düzeye çıkartıyor. Geometrik yorumlarının çok evet, üst düzeyde söylüyorum. Evet, yani. Evet. Geometrik açıklamalarının da bu da işte hayal gücünün gelişmesi. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani imkansızlık orada böyle bir yeteneğin gelişmesine ve ortaya çıkmasına yol açıyor. Bir taraftan da dediğin gibi imkansızlıklar bir takım insanlarda tembelliğe yol açıyor. Faraday bunun tersi örneği yani gerçekten. O itki yani o ilk kıvılcım nasıl oluşuyor bilmiyorum hocam yani. Bizde yok belki Faraday'ın binde birde olamayız bu konuda yani ben evet, kendim evet, bir şey söyleyebilirim. Evet. Ben de söyleyebilirim hani, çok rahat. Nasıl bir eğitim, kişilik, işte genetik okumadan sonra böyle bir şey oluyor acaba? İşte Newton, Galileo, Faraday, Maxwell, Einstein diyelim. Evet. Günümüzde o silsile, işte, evet, o silsile günümüzde geliyor işte ondan sonra pek çok bilim insanı var. Hani lab rat diye bir tabir var bildiğimiz işte Aziz Sancar mesela sanırım bu tanıma uyuyor. Bir şey üretmek istiyorsanız günde 18 saatinizin laboratuvarda geçmesi lazım diyor kendisi. Bu itkiyi bu insanlarda uyandıran şey ne? Neden sadece bazı insanlarda bu var? Bu merak ediyorum. Ben geçen onunla ilgili Richard Dawkins'in önemli bir ona sorulan soru bir de bir makalesi yani bir makalesinde okuduğumu hatırlıyorum ya da bir söyleşisine denk gelmiş olabilirim. Çok şu an hatırlamıyorum ama ifade aynen şu. İnsan beyninin evrimi buna müsaade etmiyor. Biraz açıkçası böyle bir durum var. Yani neden bu kadar az insanda oluyor sorusunun yanıtı insan evriminde hayatta kalmak için gerekli olmayan bir hayal gücü bu. Yani matematik, fizik, bir şeyin derinlemesine analizi insan evriminde insan yani en azından Homo sapiens dediğimiz türün belli bir seviyede hayatta kalmasına çok işe yarayan bir entelektüel bir durum değil.
zaten frontal korteksin belli bir kısmında bir aktivite oluşuyor ve orası limbik sisteme tuhaf bir bağlantıya sahip. Şimdi bu bir şey, böyle bir açıklaması var Dawkins'in. Hani bu istatistiğin evrimsel bir aslında doğal bir sonucu diyor. Yani buna herkesin zaten olmasını beklemeyiz çünkü zihninin devreleri, kabloları bu şekilde bağlı değil. Evet, bağlı olan insanlar var. Yani bu tabii ki bunun da right tail'de olma, yani sağ kuyruğunda olmasını bekleriz. Bu da zaten bunun doğal bir sonucudur diyor. Neden o insanlar da tabii ayrı bir tartışma konusu, ama o insanların büyük popülasyona göre az olmasının böyle bir açıklamasını yapmıştı Dawkins ya da bir yerde okumuştum. Dawkins'e ait diye hatırlıyorum. Belki Dawkins başkasına atıfta bulunuyor olabilir ama ben bunu Dawkins'den dinledim ya da okudum. Ama insanın sadece bu şekilde işte en az enerjiyle maksimum faydayı sağlamak ya da işte canlılığının devamını sürdürmek gibi temel işte bütün memelilerin diyelim, hatta bütün canlıların diyelim ortak özelliklerini indirgemek biraz bana acımasız geliyor. Yani böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani en basite indirgenmiş şekilde yaşayacaksam ben, zaten canlılığımı bunun üstüne kuracaksam, insan olmanın getirdiği hiçbir hani artıdan faydalanmamış oluyorum. Ya ben öyle düşünmüyorum. Ben soruyu tersten sorduğunu varsayarak söyledim. Nedir o? Neden bu adamların sayısı bu kadar az? Evet, onu sordum. Sonrasında yani, bu... Evet. Ama yani bu adamlar bunu yaparken bütün evrimsel sürece karşı çıkıyor. O yüzden falan filan. Ben öyle düşünmedim. Sayının popülasyon istatistiğine bakılarak neden az olduğunun açıklaması, ama şu konuda haklısın. Neden Newton? Bir sürü arkadaşı var Newton'un. İşte biliyorsun Hooke'la falan filan kavga dövüş. Leibniz'le kavga dövüş. Yani bu adamların kendi kişisel profilleri noktasında bakıldığında bu istatistik gerçeği yansıtıyor bilmiyorum, ama hani büyük resime bakıldığında, gerçekten de baktığında, yani gündelik hayatta da tahmin ediyorum benzer bir durum söz konusu. Çoğu insan bazı olayları çözümlemiyor. Çözümlemeden ilerliyor ve çözümlemeden ilerleyerek hayatta kalıyor. Hele şu anki medeniyet seviyesi herhalde bunu zirveye çıkartmış durumda. Yani hemen hemen hiçbir şey sorgulamadan hayatta kalabilip hatta ilerleyebiliyorsun sistemde. Yani belli bir yerlere geliyorsun. Politika diye bir şey var. Başlayınca da hatta ruh hastası damgası diyebiliyorsunuz benim gözlemime göre büyük bilim adamlarının çoğu, yani şu anki psikolojik incelemelere falan baktığımızda bayağı obsesif insanlar. Evet, yani bayağı ruh hastası hepsi. Hani yoksa ismini unutuyorum da, Galileo Kepler'den önce ilk... Kopernik. Kopernik'ten de önce bir kişi daha var. Bruno. Ha, Giordano Bruno. Bruno, papaz. 10 yıl boyunca ölçüm falan yaptığı söyleniyor. Evet, yani bir insan 10 yıl boyunca her gece dışarı çıkıp oradaki hiç ulaşamayacağı bir yıldız, yani orada bir ışık parçası, onun konumunu ölçüp kaydetmesi... Hani baktığınız zaman pek akıl kârı bir şey değilmiş gibi görünüyor. Yapacak daha iyi bir işi yok muydu diye insan sormadan edemiyor değil mi? Evet. Evet. Ama işte bu insanlar, ya bilmiyorum, benim hoşuma giden ve her zaman ilgimi çekmiş olan taraf bu taraftı. Ama yani başka bir kişinin de işte Edison yaptığı girişim ilgisini çekiyor. Mesela onu da yargılamıyorum. Evet. Yani insanın ilgisine göre. Ama yani gene söylediğin, yine popülasyon istatistiğine bakıldığında çok az. Çünkü hani Bruno örneğinden gidelim. Hı-hı. İşte 1400'lü yıllarda oluyor yanlış bilmiyorsam. İşte şimdi meydanda şey var, heykeli var. Bir görmek nasip oldu onu. O zamanlar onunla asıyorlar sanırım değil mi? Yakıyor yani bayağı bildiğin meydanda çarmıha gelip yakıyorlar adamı yanlış bilmiyorsam. Uzun bir hapis döneminden sonra af dilemesi, işte Engizisyon falan filan biliyorsun. Aynı adamın, yani aynı işte papaz okullarının diyelim, manastır geleneğinden gelen adamın, manastırda değil ama papaz okullarının geleneğinden gelen, şimdi Amerika'ya biliyorsun college dedikleri, işte o kolej eğitimi diyoruz. O kolej eğitiminden geçen bir sürü adam var ve bu yalnızca Bruno'da ortaya çıkıyor. Yani hani olaya bir istatistik olarak baktığımızda neden Bruno bilmiyorum. Dediğin gibi genetik, çevresel faktörler, psikososyal durum. Şu bu mutlaka insan çok belki karmaşık bir varlık. Belki benimle bir problem var yani. Ha, tabii çok karmaşık bir varlık yani. Hani o konuda sana katılıyorum. Evrim deyip indirgemiyorum ama sayının az olmasını açıklamak için önemli bir argüman olduğunu düşünüyorum. Hani hayatta kalma güdüsünün devrelerini şekillendirdiği bir genetiğin çıktısı ise bu. Tabii bu sayının az olmasını bekleriz ama neden Newton, neden Bruno, neden Galileo? Tabii ki bunların yanıtını bilemeyiz çünkü o zaman işte bireysel olarak insan çok karmaşık bir varlık. Hatta şimdi senin ilgilendiğin konuda var ya, yapay sinir ağlarında, yani kutunun içinde ne yaptığını bilmiyoruz. Bir girdiği bir çıktı üretiyor ve bir çalışıyor. Nasıl oluyor bilmiyoruz. Herhangi bir süreç için. Yani tuhaf. Tek başına bunu ele aldığımızda oturup denklemlerini yazmaya çalıştığında işin içinden çıkamıyorsun. O yüzden diyorsun ya bu benim için bir kara kutudur. İşte girdiği ve çıktığı şu şekilde halletsin. Biz de işimizi görelim bakış açısı. Tahmin ediyorum buradan çıkıyor. Yani neden Faraday bilmiyorum. Ama Faraday gibi adamların az olduğundan kesinlikle eminiz. Eminiz. Çünkü yani
Kendisi herhangi bir işte dediğimiz gibi resmi eğitimi olmadan işte tamamen hocasından gördükleriyle ki hocası Faraday'ın önünü bir anlamda evet, kesmek için evet. bir süre önemli, işte Fraunhofer'in Almanya'da kat ettiği o mercek konusundaki ilerlemelere biz de yaklaşalım İngiliz olarak falan evet. diye bir 4 sene boyunca optik üzerine çalıştırıyor Faraday'ı. Orada anı olarak aldığı o çalışmalardan anı olarak aldığı bir cam parçasıyla da manyetizma ve ışık arasındaki bağlantıyı çözüyor yani, mesela. Evet, yani... Ve bu Alzheimer olup uzun bir depresyon sürecinden sonra ömrünün sonlarına doğru bu evet. çalışmayı yapıyor. Ve işte kimya bilgisi de ileri olduğu söyleniyor. Pek çok kimyasal maddeyle karıştırıyor. Çalışıyor mecbur yani zaten. Karıştırıyor, onu şeyi, çeviriyor, tabii. bunu üretiyor. Ve deniyor. Asitik koyuyor, evet. Deniyor hepsiyle yani. Deniyor. Hiçbirini de göremiyor. İşte Kozmos'ta yine o popüler bilim dedik. Neil deGrasse Tyson'ın o yeni uyarlaması Kozmos'un 10. bölümü sanırım. The Electric Boy diye bir bölüm var. Yani merak eden olursa çok güzel anlatmışlar Faraday'ın hikayesini. Oradaki işte söylediği şey en son onu deniyor ve orada görüyor. Ondan sonra da manyetizm ve ışık arasındaki bağlantıyı da ortaya çıkarmış oluyor. İşte ondan sonra dediğimiz gibi Maxwell ve Einstein'a kadar da bunlar gidiyor ve yani Einstein'ın odasında işte Maxwell, Newton ve Faraday'ın fotoğraflarının nasıl olduğunu söylüyorlar. Sadece üçü varmış. Doğrudur. Doğrudur. Hani bu insanlar bayağı etkilemiş kendisini. Yani. Hem matematik ve deneysel olarak ikisinde. Ki Einstein biliyorsun tamamen kuramsal bir fizikçi. Hı. Deneyle hiçbir alakası olmayan bir adam. Ondan sonra kuantum adam mesela biraz şey çok yapıyor. Saydırıyor evet. Bohr'la yaşadıkları biliyorsun Kopenhag yorumu üzerine Hı. bir durum. Ama yani orada tabii ilginç bir durum da var. Geçen de konuştuğumuz yani bilim adamları belli bir yere yani bilim insanı diyelim şimdi böyle de bir algı oluştu biliyorsunuz yani bilim adamı yani öyle yerleştiği için söylüyoruz. Bilim insanlarının belli bir yere geldikten sonra Newton'da yaşanılan kişilikleriyle ilgili bazı durumların Hı-hı. hani işte şu anda benlik dediğimiz ya da ego dediğimiz durumların ortaya çıkmasıyla ne yapacağını hani biz dışarıdan bakan olanlar olarak ya da bilim tarihçilerinin o sıradaki konjonktürü bize anlatmasıyla yaptığımız yorumlar çerçevesinde yapmamaları gereken şeyler yaptıklarını da görüyoruz. Evet. Yani dediğim gibi yani Newton bunların en başında geliyor. Faraday de bu konuda çekmiş hocam. Faraday tersi yani Humphrey Davy yani kendi hocasının Royal Society'de katılmasında bazı sorunlar yaşamış. Ve Oxford evet. yine karşısına yine bir tuğla gibi çıkması. Ya işte biz Oxford'da böyle yapmayız sen işte kuvvet evet. diyorsun ama hani hikaye bunlar falan filan gibi. Avrupa'daki bilim gezilerinde masaya bile oturtulmaması. Yani, ve bunun doğal sayılması. Evet. Yani, ki o Ramon Ujan'ın filminde evet. de görmüştük. Yani ben ilk orada farkına varmıştım. The Man Who Knew Infinity diye sonsuzu bilen adam. Hardy'nin öğrencisi. Hardy ve Ramon Ujan'ın filmi var. Orada işte Ramon Ujan bir şey buldum diye koşuyor mesela Hardy'nin peşinden. O sırada çime bastığı için hemen çıkıyor geri köşeden dönüp şeylerin kaldırım taşlarının üzerinden gitmeye çalışıyor filan. Evet. Hani bir nebze şekil değiştirmiş olsa da hani şu an sizinle benim aramda yoktu hocam. Türkiye'de de ben bunun hala bilimsel elitizmin. Hani. Kesinlikle. Türkiye'de ne bilimin ne elitizm var onu da bilmiyorum peki. Ya varsa da kendilerine bilim etiketi evet. yapıştıran insanların tuhaf bir elitizm içerisinde olduğu aşikar yani. Şeyi var. Hala devam ettiğini görüyoruz. Yani. Kesinlikle. Evet, ben okulumdaki çimlere basabiliyorum. Ama pek çok devlet üniversitesinde hala hocalarla iletişimin zor evet, olduğunu. Evet, hani, evet. Sadece devlet üniversitesi de demeyelim. Yani üniversitelerde de özel üniversitelerden Türkiye'de iletişimin genel olarak problem olduğu ülkemizde zaten. Bunda sorun olduğunu biliyoruz. Faraday de tabii 1800'lü yıllarda bunu yaşamış. Yaşamış sonuna biraz kadar. Biraz kast sistemi altında yaşamış. Ya tabii İngiltere'nin kendi dinamikleri Hı-hı. de var o sırada. Mesela Hı-hı. benim bildiğim kadarıyla ya tabii şu da var. Ya o sıralarda bilim gerçekten zor yapılan ve bu bilgiyi Hı-hı. kısıtlı bir şekilde insanların dağıttığı. Hani bir taraftan da bakıldığında çok kolay erişilebilen şey değil bilgi o dönem. Böyle bir durumda mesela hep verilir örnek Maxwell biliyorsun nispeten varlıklı bir ailenin çocuğu. Evet. Şimdi çok nadirdir Faraday gibi örnekler. O yüzden hani fakir bir adamın gidip bilmem ne yaptı falan filan. Hani mesela Newton'da da benzer bir durum var. Yani Newton Oxford'a evet dahi girebilmiş. Ya ne oluyor burada demiş. Çıkmış işte o vebadan ötürü. Ve gidip kendi tarafında oturup yapabilmiş. Yani bunu yapamayan hayatta kalamayacak insanlar var o sırada. Yani adamın tek derdi hayatta kalmak. Bilim işte Ramon Ujan mesela tersi örnek yine. Memleketini bırakıp gidiyor. Zor yaşam şartları yüzünden adam 35-40'da herhalde yanlış bilmiyorsam evet, öyle. Gidiyor. Yani bir taraftan ki o da hani teknik olarak bakıldığında Ramon Ujan 20. yüzyıl. 1900'lerin başı yani böyle bakıldığında bilim çok zor elde edilen bir şey. Böyle olduğu için de Faraday büyük. Şimdi ise bilim
işte YouTube var en basitinden, değil mi? İnsanlar yani bir şekilde orada gidiyor. Makalelerin bir kısmı artık açık. Çeşitli belki illegal mecralardan da olsa evet. insanlar bir şekilde, ya ben hatırlıyorum. Ben buna yetiştim ya. Bayağı bildiğin kütüphaneye ben şu makaleyi istiyorum diye gidip evet. transactions denilen işte o bilim ciltlerinin içerisinden bulup gelirse buluyorsun. Arama yok, tarama yok. Fotokopi çektirmiyor. Olması lazım tabii zaten, üyelik ya, acayip bir şey. Ben mesela bunu söylemek istiyorum. Sanırım burada da artık oldu. En son üniversiteden ayrılışını yaparken en önemli şey üniversite kimliğini evet. Geri verip imza atman. Bunun mezun olamıyorsun yani, inanabiliyor musun? Tez vermişsin, bilmem ne yapmışsın. Adam diyor ben diyor seni diyor mezun saymıyorum. Getir bana diyor bunu falan filan. Şimdi bu tabii oradan hani geldiğim için şu anda bilim benim yaşadığım kendi bundan 15-20 sene önceki durumuna göre o kadar hızlı erişilebilen bir şey ki. Evet. Bunu 150-200 yıl önceye götürdüğümüz zaman, ki Newton zamanında götürüldüğünde daha da şey. Yani bir takım insanların hani bunu kas sistemine dönüştürmesi beklenilen bir şey. Yani otomatik olarak buraya gidiyor. Çok kısıtlı bir insan grubu bunu yapabiliyor. Hı hı. Çok kısıtlı bir insan bu grubun içerisine girip hayatını devam ettirebiliyor. O grup içerisinde olmayan adamların derdi bilim değil, çünkü hayatta kalmak. Temel problemler işte veba, şu bu. İşte ortaçağ Avrupa için konuşuyoruz. Hı hı. Sıkıntı yani hepsi bir araya geldiğinde insanların da tabii teşvikiyle, yani çünkü onların da hoşuna gidiyor bu kas sistemi, çünkü kendisine ayırıyor. Böyle bir durum almış ama ben günümüzde bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani şu an bilimsel elitizmin kime ne faydası var gerçekten anlamış değilim, ama bayağı bildiğin televizyonlarda Türkiye'de bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Okulumuzda da yaşıyoruz, görüyoruz. Yani aslında hocam şu an evet erişim imkanımız arttı ama bilgi kirliliği de arttı diyebiliriz mesela. Olarak okudum. Ama korsan yollarla eriştiğim için bu kitaba her ne kadar kişi vefat etmiş de olsa hani dedim ya şunu gideyim de alayım. Evet. Yani çünkü emeğinin karşılığını vermek gerektiğini tabii, düşünüyorum. Tabii. Yani 48 lira. Yani evet. 600 sayfalık evet. bir roman yani 48 liraya. Ama yani bir taraftan da şey var, şimdi bu da mesela çok tartışma konusu. Biraz Faraday'dan uzaklaştık ama ciltcilikle bağlantılandırılabileceği evet. kitapçılar. Sonunda hani bunu söyleyebiliyorum rahatlıkla. Şey sorunu var yani Halil. Mesela bir takım insanlar hala diyor ki mesela gazete, değil mi? Yani şu an internet teknolojisi ortada, cep telefonunda daha sabah uyanır uyanmaz. Hatta eğer meraklısıysan gece 5'te artık bilmiyorsam yani devamlı güncellenen işte haber feed mi diyorlar, ne diyorlar? Mail kutumuza düşüyor. O oluyor, bu oluyor. Adam diyor ki ya diyor ben diyor bunu diyor bu işte o kokusunu, o mürekkebin bilmem nesini. Ama yani bu artık şeye giriyor, keyfe giriyor. Çok hızlı tüketen bir medeniyet içerisinde buna zamanı olan adam çok yok. O yüzden de dediğin gibi yani kitabın 48 lira olması ya da 60 lira olması, roman için konuşmuyorum ama okul kitapları için diyelim yani işte bilimsel kitaplar için. Okul kitaplarına erişemiyoruz bile hocam. Mesela ben matematiksel kitap almaya çalıştığımda Amazon'da 20 dolarken evet, Türkiye'ye 600 lira olarak geliyor. Yani. Maalesef. Yani bu sorunun çözülmesi lazım evet. işte. İnsanları internet teknolojisi ve altyapısı yani işte illegal yöntemleri. Ben şey olarak çözülebileceğini düşünüyorum. Hani eğer illa basılı kaynaktan çalışmak isteyeceksek hala işte Stanford Üniversitesi'nin kütüphanesindeki toplam kitap sayısının Türkiye'deki evet. bütün kütüphanelerindeki toplam kitap sayısından fazla olduğu birkaç sene önce söylenmişti. İşte, evet. Hani sadece bir üniversitenin kütüphanesi bu kadar büyükken bütün Türkiye'de bu kadar eksiklik varsa, ki ben kendi araştırdığım kitapların çoğunu İstanbul içinde de bulamıyorum. Hani bakıyorum işte A kütüphanesinde var mı? Çünkü güzel bir sistem yapmışlar. Bütün üniversite şeylerini falan araştırabiliyorsunuz. Nerede var, nerede yok diye. Hani genelde olmuyor. Hani araştırdığımız kitaplar genelde olmuyor. Yani belki kütüphaneleri arttırmak bu soruna çözüm olabilir. Çünkü yani bilmiyorum, sosyalleşme için bu insanlar abes gelebilir de ya benim yaşıtlarım internet kafede büyüdük yani, öyle söyleyebilirim. PlayStation salonları, internet kafeler, işte halı sahalar. Ama hiç gelin bir kütüphaneye gidelim sözünü üniversite sınavına hazırlanana kadar kimse söylemedi. Ben onu üniversiteye girdikten lisansüstü eğitimin belli bir aşamasına gelene kadar bile duymadım. Yani hani bunu hani meraklı bir adamımdır, onu söyleyeyim. Hani bu konularda meraklıyımdır ama kütüphaneye bir şey için gitmek benim dönemimde lügatta yoktu. Yani bir şey kütüphaneye gidelim. Niye gidiyorsun derler adama yani. Ne işim var orada? Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Geçen yaşadım bu olayı. Oturduğumuz çevrede bir yaşça bizden büyük bir abimiz galiba işte son dönemde açılan millet
kıraathaneleri evet. mi tam olabilir. Şey adını bilemiyorum. Diyor ki yani çok ilginç bir sosyal bir problem. Hatunun diyor evde diyor misafirler vardı diyor. Beni diyor kovdu. Sabahın köründe diyor gittim diyor. Ben diyor severim diyor. Gittim millet kıraathanesinin bir tanesine artık yakın konumda bir tane varmış. Oturdum diyor işte diyor. Çay hizmeti de olduğu söylendi diyor. Hı-hı. Gittik diyor çayımızı aldık oturuyoruz diyor orada diyor. Okuma yapıyorum diyor. Süpürmeye başladılar diyor saat. Yani demiş ki yani bak sen buraya saat işte 8.30'da 9'da bilmiyorum yani şimdi yanlış bilgilendirmeyeyim insanları da 9'da diyelim açıyorsun ve senin devletin bir hizmeti olarak aldığımız bu şeyde saat 8'de başlama durumu var. Niye 8'de süpürmüyorsun? Adam kovdu beni diyor. Şimdi yani çok Türk kaynaklı bir sorun yani. Yani bunu da eleştirmek istemiyorum çünkü her alanda biraz da böyleyiz diyebiliriz. Hani ya bilmiyorum şu an ben gitmedim bilmiyorum sen gittin mi Millet Kıraathanesi'ne de. Millet Kıraathanesi'ni bilmiyorum Üsküdar'da sahilde bir mekan var hocam. Bilmiyorum ben görmedim piyano hiç. Piyano var işte kitaplar var ayrıca yemek yiyebiliyorsunuz. Öyle bir yer gördüm ama genelde kitaplar raflarda duruyordu yani evet, insanlar evet. muhabbet ediyordu. Çünkü hani hem yemek hem piyano hem muhabbet evet, çay evet. kahve ve kitap bir yerde olmaz diye düşünüyorum. Ya en azından çalışma amaçlı gidiyorsan sessizlik, dinginlik, sessizlik. Biraz daha yani kütüphane işte adı üzerinde. Kayseri'de yani. Ben bayağı gittim hocam yani lise dönemindeyken yaklaşık 6 tane falan merkezli kütüphane olduğunu söyleyebilirim. Bizim zamanımızda öyleydi ve belediye bu işe biraz daha önem veriyordu. Bizim zamanımızda liseden çıkıp üniversite sınavına çalışmak için kütüphaneye giden pek çok insan vardı. Yani bildiğim belirli konumları olan. O konuda hani insanlar işte İç Anadolu biraz daha geri falan diye düşünebilir de yaklaşık bir 1000 kişi alan belki kütüphane var. Hani kartla giriyorsunuz. İçeride kitaplarınız da var. Evet. En önemlisi sessiz çalışma ortamının sağlanabilmesi. Tabii, tabii, yani tabii, tabii, tabii. Evde sağlayamıyorsunuz. Evet, ya da evet imkan okulda oluyor. Okulda olmuyor. Aynen öyle. Kendinizi aynen. o soyutlayabildiğiniz yer olması önemli. Faraday'da bunu işte dediğimiz gibi hocam ciltçilik yaparak evet. olursak o bilgiye erişim ağını arttırmış kesinlikle, olabilir kesinlikle. Ve bunun çok önemli bir etkisi olmuş olabilir hatta kendisine. Yani biliyorsun mesela bu da çok ilginç bir konu dizgi hı-hı. dizgi teknolojisi diyelim yani teknoloji deyince insanların aklına hemen işte o işte dijital çip mi geliyor yani o zamanki ne de teknoloji deniyor sonuçta dizgi teknolojisi o kadar şey ki bunu yalnız özel adamlar yapıyor ve bu adamlar bir süre sonra eğer bu konuya gönül hı-hı. vermişlerse dizgi üzerinden işte mücellit geçen bu sözcük çıkmıştı. En iyi yani o adamlar bugünün Google oluyor. Evet. Neden? Çünkü hepsi önünden geçiyor. Bütün yerleri dizmiş ve bunların üzerinden işte doğrulamak için birkaç çevrimden geçmiş. Ve siz bir şey olduğunda bu adamlara gidiyorsunuz. Yani çok ilginç bir endüstri ortaya çıkmış. Avrupa'dan bahsediyoruz tabii haliyle. Yani o çok ilginç yani şu andaki teknolojinin bize göre biraz daha ilkel deyince insanların aklına işte şey geliyor da yani ilk çıkmış hali bu yani orada bir bayağı bir veri tabanı var ve insan biyolojik veri tabanı. Belki biraz uzattık bu konuyla şey de eklemek istiyorum hani dizgi dediğimiz adam kitabın yerini raf ve kitap numarasıyla birlikte söyleyebiliyor sanırım. Bu da biraz o işte efsane bilim şey hafıza sarayı dediğimiz evet. olay var ya evet. sanırım ona giriyor hocam. Ama ben mesela şu an okuduğum kitaplarda makalelerde bunları her ne kadar işte Mendeley gibi ya da Librarian gibi bir evet, yerde tutsam evet. da her seferinde ya bu neredeydi diye girip işte keyword araması yapmam gerekiyor. Belki de dijital olarak okumanın zararı bu olabilir diye düşünüyorum. Zararı bu hatta. Fiziksel olarak hissedip hangi mesela kusura bakmayın sözünüzü kestim. Ben böldüm özür dilerim. Hani kitabın ortasında diye bir kavram dijitalde yapamıyorsunuz. Çünkü o arada 800 sayfası 400. sayfanın benim için bir anlamı yok evet, dijitalde. Evet. Belki bu yönden bir negatif etki diyebiliriz. Ya tabii ama hani bir taraftan yani işte Zeitgeist dedikleri yani zamanın ruhu ama senin söylediğinle benim demin şeyi bir bağdaştıracak bir ilginç bir anekdot. Son dönemde internet bu kadar gelişmeden önce özellikle bizim alanlarda kütüphane ne diyelim ona kütüphane etiği, kütüphane hı-hı. kültürü, kütüphane bilgisi girdiğin yerde kütüphanenin özel biliyorsun şu an Avrupa sistemini kullanıyoruz. Kodlaması vardır. Mesela hı-hı. mühendislik kodunu bilmiyorum biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bu mesela önemli bir testti. Yani bakalım ne kadar sürede bilmiyorum. Kitabını buluyorsun. Ben yaşadım bunu. Bize de uyguladılar yani. Tabii önceleri bilmiyorduk ama sonradan öğrendik. Bu mesela önemli bir kültürdü. Aynen dediğin gibi yani aradığın kitabın kütüphaneciye sormadan tabii ki kendini raf ve şey numarası belli onu görüyorsun ama kütüphanedeki dizgisinin bile bir kuralı var ve sen bunu gidip en kısa sürede bulup alman gerekiyor. Test buydu. Bize de uygulandı. Ben bunları bir araştırayım hocam. Evet, merak ettim şu an. Bu mesele önemli bir şey. Tabii ki dediğin gibi yani bilginin sunumu, bilginin şu anda temsili, bilginin
biraz da içselleştirilmesi için kullandığımız teknoloji çok hızlı değiştiği için haklısın yani. Şu anda artık soyut, birlerden sıfırlardan oluşan, karşına istediğin yere istediğin anda erişebildiğin bir durum var ki bu noktada yine senin söylediğin bir felsefecinin durum vardı. İsmini hatırlayamadım. Yardımcı ol lütfen. Yani özellikle Gutenberg'de ortaya çıkan bu kitapların... McLuhan nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Onun söylediği gibi yani sıralı erişim bizim bilgisayar bilimlerinde kullandığımız sıralı erişim kasetlerde de yaşıyorduk değil mi? Yani işte bir sanatçının kasetini alırsın ve birinci şarkıdan dinlersin. Kalemle geri sararız sonra. Sararsın. Ben onlara yetiştim. Aynen mesela yetiştim. Bu mesela çok önemli bir şey. Sıralı erişim. Evet, sıralı erişim. Sıralı erişim kitapta uygulanan yani bir yöntem. Şu şarkı ne zaman? Şundan sonra bundan önce. Şimdi CD ile birlikte bu tabii ortadan kalktı. Yani 3 numaraya git, 2 numaraya git. 5 numaralı şarkının 72. saniyesine git gibi bir şeyler yapabildiğimiz için biraz şekil değiştirdi ve bu şekil değiştirme çok hızlı olduğu için bizim alışık olduğumuz en azından bilimsel doktrinde gelen kültürün bu kadar hızlı ilerlemeyişiyle birlikte bir kopukluk yaşanıyor. Doğru, ben de senin aynı fikirdeyim. Hafızamızın tam adapte olamadığını aynen düşünüyorum. Aynen öyle, kesinlikle. Gerçekten tıkkısı yaşıyorum. Çok işte ya bunun üstüne kesin çalışmam lazım dediğim makineleri bastırıyorum zaten. Yani bu belki biraz kağıt israfı olabilir ama hani arkası zaten kullanılmış. Evet, kullanılmış olanı yapıyoruz evet. Tekrar Faraday'a dönecek olursak da hocam kendisi işte biraz dedik aşağılanmış, ezilmiş filan ama sonrasında Royal Society'ye giriyor. Evet. Ve 24 yılında yaklaşık giriyor sanırım, 30 yılında da hocası ölüyor. Bu süreden sonra artık saygı görmeye başlıyor ve fikirlerin önemi anlaşılmaya başlıyor. Zaten Maxwell'le etkilenip Faraday hayattayken sanırım Maxwell şey yapıyor değil mi? Hatırlıyor musunuz? Valla tarihini hatırlamıyorum yani. O yayın şey öldükten sonra olabilir ya. Olabilir. Gerçi şey Faraday bayağı... Ben önüne geliyor diye o Kozmos sanırım belgeselinde geliyordu. Son sayfasında yaptığı şeyin geldiğini hatırlıyorum ama bu Faraday için mi geçerliydi? Kopernik için çünkü kesin. Kopernik de biliyorsun korkuyor işte Engizisyon'dan şundan bundan. Eseri basmaya korkuyor. Ancak artık çok hastalandığında yardımcıları ya bu çok önemli bir fikir falan filan herhalde yardımcıları demeyelim de yani etrafındaki insanlar kitabın son halini Kopernik'in gördüğünü rapor ettiler ama bu Faraday için geçerli mi bilemiyorum. Maxwell ve Faraday'in durumunda bilmiyorum bunu. Seyircilerimi doğrulayabilirler. Evet. Matematiksel olarak da teorik olarak da dökülmesinin ve teorik temellerin oluşturulmasına şahit olmuş demek şahit ki. Şahit olmuş diye olabilir, olabilir. Ama Amper'le falan zaten yakın arkadaşta olduğu biliniyor yani o elektromanyetik çalışmaları yaparken. Ben şunu biliyorum. İşte kıta Avrupa'sıyla İngiltere'nin durumu yüzünden mektuplar üzerinden gidiyor. Evet, işte Fransız çünkü şey falan filan. Yani arkadaş ifadesini de herhalde öyle kullanmak lazım. Yani beraber el ele kahveye gitmiyorlar tahmin ediyorum ya da. Ama yani dönemdaş olduklarını biliyoruz. Dönemdaş evet. Ve dönemdaşlar artık cidden büyük bir saygı duymaya başlıyor. Ve Faraday aslında bizim bahsettiğimiz o çocuklarda merak uyandırmak için sanırım kendileri bilimsel gösterilerle bu camiaya girdiği için Noel derslerini başlatıyor mesela. Evet, sadece çocuklara yönelik halen devam eden ve Noel'de tamamen deneyler ve artık bir prestij abidesi olan yani Noel dersi veren kişinin o alanda çok önemli yani biri olduğu. İşte Richard Dawkins'e falan verdiği bölümlerine kısaca bakmıştım hocam. İlginç bir duygu olur yani Faraday'ın Noel derslerinde insanlara bir şeyler anlatmaya çalışmak. Bilmiyorum belki bize ne nasip olur. Bilmiyorum yani inşallah. Bana olmaz. Yani ben çünkü o kadar iyi olduğumu düşünmüyorum ama inşallah sizlere nasip olur. Yani inşallah olur hocam. Bunlara ek olarak hocam Faraday'ın bilimsel camiaya katkısının sadece işte elektrik elektronik mühendisliği alanında değil, elektromanyetik inüksiyon değil, haberleşme ki işte manyetizma ile ışığı birleştirerek şu anki optik haberleşmede fiber kabloların temel prensibi olduğunu biliyoruz. Sonrasında da işte Einstein'a hatta ilham olup kütle çekim teorisiyle manyetizmayı birleştirme gibi işte büyük birleştirilmiş kuram Grand Unified Theory'ye öncülük ettiğini bir nevi söyleyebiliriz. Hatta işte onların bir silsile denebilirse Galileo, Newton, sonrasında Faraday, Maxwell, Einstein ve sonrasında devam ettiği gibi yani ağır toplar diyebiliriz büyük ihtimalle bunlara. Evet. Yani Newton kendi devlerin omzunda yükseldiğini söylüyorlar herhalde değil mi? Ama onun üstüne Newton dahil neler geldi ve aslında bir nevi o öncesinde bahsettiğimiz Cahal'ın şeyine insan giriyor hocam bazen. Ya her şey yapılmış. Çünkü ya ama şimdi bazen bunu, insan bu hisse kapılıyor. Kapılıyor yani. Ama mesela yine mutlaka bu konu konuşulur. İşte Herschel, Fraunhofer bu adamlar hani falan hepsi bir arada.
Ya bir süre sonra diyorsun ki evet, bir taraftan mikrokozmoza doğru ilerleyen işte Bohr'ların, Planck'ların, Heisenberg'lerin ilerlediği bir taraf. Ama bir taraftan da Hubble'ın mesela şeyi çok ilginç. Yani 1920'ler diye hatırlıyorum, 26-28 olabilir. Yani birden bütün kuram alt üst oluyor. Yani evrenin genişlediği ortaya çıkıyor, tamam. Bir süre sonra bundan işte 30-40 yıl sonra az önce bahsi geçti. Kendi doktora tezini yalanlamaya başladı. Stephen Hawking gibi doktora alıp ondan sonra profesörlüğü yalanlayarak. Yani o da iyi bir yöntem bu arada, yani virüs antivirüs gibi. Yani önce virüs yapıp sonra antivirüs yapıp her iki tarafta da kazanmak ama gibi. Ama bir şey hocam, elitist değil mesela yani. Kesinlikle. Kendini yalanlıyor adam. Ben, yani ben çok ağır bir fiziksel şey olarak da çok yakından kendisini görme şansı elde ettim hayattayken. Yani kesinlikle yani saygı duyulması gereken bir adam yani. Ben aynen. Çok büyük yanlış aynen. yapmışım. Aynen. Açık açık yani. Söylüyor. Yani buna tabii şahit olduk. Ben Hubble'ı mesela bu noktada şey yapıyorum. Niye? O senin dediğin hissiyata kapılırken insanlar ya birden genişlemesi ortaya atılıyor. Einstein'ın bir git geli var işte, biliyorsunuz benim en büyük yanlışım dediği ya da işte hatam dediği. Bir süre sonra evrenin genişlemesindeki hızın beklenenin üzerinde olduğu ortaya çıkıyor. Ve şimdi işte kara madde, kara enerji, bir sürü bir şey. Evet. Bir süre sonra yine aslında Einstein'ın oradaki sabitinin aslında bunu öngördüğü. Yani bu hani her şey bitti mi sorusunun yanıtı kesinlikle hayır. Bir takım insanlar gözlem yapmaya devam ettikçe, merak etmeye, daha derine dalmaya gittikçe. Mesela sabah bir toplantıya davetliydim, biliyorsun. Önemli bir bilimsel gelişmelerin olduğu bir yerdeydik. Orada kuantum dolanıklığı ile ilgili yapılan şeyleri görüyorsun. Yani ben zamanım içerisinde kuantum dolanıklığının fotoğrafının çekildiğini gördüm. Evet. Ben bu sabah kuantum dolanıklığının fotoğrafının çekilmesinin çok çok üstüne yapılan çalışmalar gördüm. Ne kadar derine daldığınızla alakalı tabii. Tahmin ediyorum insanların, yani geride kalan 6 milyar bilmem kaç tane insanın üzerine yarattığı etki, tahmin ediyorum Newton'un Principia'sının yarattığı etki kadar büyük olmayabilir ama eminim ki bu küçük küçük ilerlemeler diğerlerine göre hala çok büyük şeylere gebe. Yani Hubble bence bu noktada çok önemli bir bilim adamı, yani bunu görerek söylemesi, kestirmeye çalışması, ki biliyorsun Hubble'ın kendi kestirimi şu an çok kötü bir kestirim. Ama yani oradan açılan yolda ilerlenen şeylere bakıldığında işte uzay ufku teleskobu. Exoplanet. Öte gezegenler. Yani hani bir taraftan yani bitti dediğin andan itibaren dediğin gibi yani işte o kahalın dediği yere geliyoruz. Ya tamam o zaman yatalım. Yatalım. Ama yani birçok sorunum var. Ne kadar derine indiğin tartışmalı. Aynı problemi yeni teknolojilerle tekrar gündeme getirdiğinde bakabildiğin ufkun genişliği aynı değil. Hani bunların hepsini bir araya getirdiğinde bilim hiç sonu gelmeyecek bir süreç gibi gözüküyor. Ama şöyle olduğunu düşünüyorum hocam. Yani Newton mesela, ben 22 yaşıma geldim ama henüz önemli bir çalışmam yok diye depresyona girmiş zamanında. Evet. Ben şu an 23 yaşındayım, yaptığım hiçbir şey yok. Ama ya böyle bir çalışmayı şu anki şartlarda düşündüğüm zaman, yani ki kendi düzenli çalışmamdan hani varsa olabildiğince ve bunu geliştirerek devam edersem, hani benim öngörüm 50-60'lı yaşlarımda ancak ortaya koyabileceğim yönünde. Hatta bunu tek başına yapmanın neredeyse imkansız olduğunu, mutlaka bir ekip içerisinde, mutlaka farklı disiplinleri bir araya getiren şeylerin illa kenarından köşesinden girmek zorunda olduğunu da görüyorsun. Yani bu tabii biraz dediğim gibi şu anki doğal felsefe, işte natural philosophy o zamanki adıyla, hiçbir şey yapmayan, o zamanın deyimiyle, yalnızca hayatta kalmaya çalışan insanların bir kısmının gökyüzüne bakıp işte Bruno'yla, İbni Heysen burada konuşmak lazım, işte El Kindi'ler, El Harezmi'ler, hani bunlar çok büyük adamlar, Ömer Hayyam'lar. Yani bunlar değişik adamlar, bunlar olaya başka yerden bakan adamlar ama o sıradaki ilerlemeyle bu sıradaki ilerleme aynı değil Halil. Yani geçen konuştuk, yani adamın Nobel aldığı bilgisi duyurunun saniyelerinde dünyanın her tarafında artık duyuluyor. Şimdi böyle bir durumda ilerlemenin büyük etkisi olabilmesi için münzevi hayatı yaşıyor olmak çözmüyor. Tam tersi, tam ortasına girmen gerekiyor. Herkesle etkileşmen gerekiyor. Yani zamanın ruhu biraz bence bunu getiriyor. Bunda bir podcast'te konuştuk mu, konuşmanı hatırlamıyorum. Hemingway'in bir dersini dinlediğimi anlatmıştım hocam. Hatta bir yazısı konuştuk kesinde, evet. Podcast'te geçmiş miydi hatırlamıyorum işte. Kapısı kapalı oturan ve bütün gün kendi işine bakan bilim adamlarını, araştırmacıları daha doğrusu eleştiriyordu Bell Lab'daki. Çünkü onlar işte zamanın önemli problemlerini gözden kaçırıyor ve bu yüzden yanlış, eğer yolları yanlışsa yanlış olduğunun farkına varmadan sürekli devam ediyorlar gibi bir eleştirisi vardı. Tecrübelerle artık zamanla ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Ama yani kıyas için Newton'u almak, Einstein'ı almak, Galilei'yi almak
çok adil olmayabilir. Buradan şu sonuç çıkmasın. Biz de onlar kadar iyiyiz falan filan. Haşa huzurda ben öyle bir şey asla iddia etmiyorum ama karşılaştırmak için doğru kişiler değiller onlar. Yani çünkü o adamlar yani ben kendi adıma söyleyeyim onlar deha. Evet. Ben değilim yani hani bu anlamda bir defa onlara saygısızlık etmek istemiyorum. Kendimi karşılaştırma hadsizliğine girerek. Ama şunu da söylemek lazım. Günümüz içerisindeki dehayı nasıl tanımladığımız da tartışma konusu. Yani ben mesela bulunduğum yerler içerisinde DSL'in mucidiyle birebir konuşma hatta çalışma şansı elde ettim. Yani bu adamı sorduğunda bu adam DSL'in mucidi. Ama etrafında bulunan adamlara bakıyorsun. İsmi bu arada Gitlin, Richard Gitlin. Patentin birinci adıdır bakarsanız. Yanında Taki var. Yani Shannon falan filan girip çıkıyor. Yani, Bell laboratuvarının yani, suyundan içmiş. Aynen öyle. Böyle bir durum var yani. Hani şimdi ben o kadar iyi değilim ki zaten öyle bir ortama giremem ki öyle bir ortama giremediğim için böyle bir işte keşifte bulunayım. Ya yani bunların hepsi böyle bir bütün. Yani o noktada karşılaştırma çok adil olmayabilir. Yani kendi adıma hem deha anlamında hem imkan anlamında. Ha imkan verilse de yapamam. Çünkü dediğim gibi o yetenekte bir adam değilim. Böyle bir değerlendirmenin hani adil olmadığını düşünüyorum. Ama günümüzde de böyle son dönemde çıkmış birkaç örnek var. Yani mesela Gregory Perelman bunlardan bir tanesi matematik alanında belki fizik değil ama yani gerçekten alt üst ediyor işte Poincaré sanısı üzerine yapılan işlerin Andrew Wiles yine Fermat'ın son kuramı diye geçen durumda İngiliz bilim adamı. Ünlü bir matematikçi vardı. En genç profesör ünvanı. Evet, aldı. Evet, ama evet. Şey, en matematik olimpiyatlarının altın madalyadan en genç kişiydi. Biraz Asyalı. Asyalı. İsmini ama şu an hatırlamıyorum. Terence Tao. Yani evet, mesela, evet sadece Terence tipini Tao, hatırlıyorum evet, yani. Tipini hatırlıyorum. İşte diferansiyel denklemlerde bilmem kaç şeyle falan çalışıyor. Hani ben kendi çalışmalarına pek hakim değilim çünkü o kadar ileri düzey matematiğim yok. Ama dediğiniz gibi hani biraz deha onlar yani. Evet, çok evet. Üst insanlar diyebilirim. Yani onun bilgiyi kavrama hızıyla benimki aynı değil. Onun olaya bakışıyla yani benimki aynı değil. 11-12 yaşında üniversite hocalarıyla birlikte matematik çalışmaya başlıyor. Evet. Ve altın madalyasını işte 20'li yaşlara gelmeden önce alıyor. Ya ben kendi adıma bu karşılaştırmayı adil bulmuyorum. Ha ben sadece bilim insanlarının kenarından köşesinden eğer tutunabilirsek hoşumuza gittiği için, merak cezbettiği için ben de devam etmeye çalışıyorum. Ya yani böyle bir kıyaslama girmek zaten benim gibi insanlar için hadsizlik. Ama işte bazı insanların kaygısının bu yönde olması ve maalesef yaşıtlarımın diyeyim hani belki burada bana eleştiri gelebilir de hani dünyadaki insanların çoğunun kaygısının tamamen işte günü kurtarma ve işte yani zevk sefa diye tabir edeceğim ben onları. Hani çünkü tatile gidip şurada fotoğraf çekineyim, burada şey yapayım. Yani selfie çekilmek için ölen insanlar var şu an günümüzde. Maalesef. Bu işte kaygısı daha popüler bir yerde daha güzel bir fotoğraf çekinebilmek. Bunlara gerçekten şey de diyemiyorum hocam yani işte gerizekalılar, aptallar falan diyemiyorum. Çünkü insan üzülüyor yani neden böyle bir şey yaptın da hani sonuçta bir kaynak ya yani bir beyin var orada. Şimdi sen onu söyleyince konunun Faraday'la bir bağlantısı aklıma geldi. Bu konuyu gündeme getirdiğinde bu Steve Jobs işte kendi ürünlerini tanıtırken ya da bir söyleşisinde okudum ya da bir magazinde okudum hatırlamıyorum şu ifadeyi kullanıyor. Bu geliştirdiğimiz şey işte Apple toplumsal para birimi, yeni toplumsal para birimi dedi. Yani kendi ifadesiyle merak edenler İngilizce arama yapabilir. Social currency ifadesini kullandı tırnak içerisinde. Ya öngörmüş. Bunu söyledi yok açık açık. Ben dedi bunun için çalışıyorum, bunu yapıyorum falan filan. Faraday ile bağlantısı şu, Faraday'e mucitler değil mi? Ya da yatırımcılar geliyor kapısından bu adamları kovuyor. Çünkü ben bunu para için yapmıyorum diyor. Yani şövalyelik ünvanı reddetmiş. Yani. Royal Society iki kere reddetmiş. Yani toplumsal para birimi ne demek? Geçer akçe bizim şeyimizde. Ve artık seni bu tanımlıyor. Faraday gibi bir adamı ise tanımlayan şey popüler olmak, öne çıkmak, bir yerin başkanı olmak, müdürü olmak değil. Yani adamın kendisine ait bir takım motivasyonları yani var. İki kere Royal Society başkanlığını reddedip şövalyeliği reddedip reddeden ürettiği elektrik makinalarıyla dünyanın en zengin kişisi olabilecek belki bir de şahsın. Ben diyor sadece basit Faraday olarak kalmak istiyorum. Yani bu da ayrı bir şey. Ne denir ona? Ekol. İrade. Tabii canım irade kesin yani. Hani bu deminki şeyle sahiple bakıldığında hani diyorsun ya yani şimdi bu tarz bir insan grubu var. Çok da kalabalıklar. Doğru. Çünkü bunun bir para birimi olduğu gerçeğiyle indoktrin olmuşlar bunlar. Çok az insan bunun bir para birimi geçerekçi olmadığını düşünüyor, biliyor, hissediyor. Hangisi doğru bilmiyorum. Yanlış anlaşılmasın yani iki tarafı da eleştirmiyorum ya da iki tarafı da
Yenilemiyorum ama. Ben biraz eleştiriyorum hocam. Hani insanlığı, kusura bakmayın sözünüzü direkt kesim de. Hani o yani selfie'ye indirgemek, sadece zevklere ve işte keyif alma şeylerini indirgemek, bütün hayatını işte daha iyi arabaya binip daha iyi bir evde yaşamak için geçirmek. Yani Ömer Hayyam işte diyor, ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok diyor. Yani işte Okan da seviyor. Evet, Okan da çok sever. Ölümsüzdür işte. Akılla bir konuşmam oldu dün gece, işte sana soracaklarım var dedim. Hani ev almak nedir diyor, işte birkaç gün rahat etmek için diyor, ömür boyu diyor, çile çekmektir falan diyor. Hani bunları da okuyup sonrasında halen bu şekilde devam etmek biraz garibime gidiyor. Ya haklısın yani. Ama ya bu tarafta durduğun için yani tanımı öbür türlü yapsak o da... Benimkini çok saçma seninkini buluyor. Çok saçma buluyor yani. Niye diyor giriyorsun diyor, bunun diyor kolay yöntemleri varken, değil mi? Evet. Bizim de şu an içinde bulunduğumuz bir mecra, her ne kadar aynı sahiple yapmasak da bilmem kaç yüz bin tane takipçin olsa ve video çeksen ve hayatında sadece video çekerek para kazansan ve yani anlatabiliyor muyum yani? Ama dediğim gibi yani amacımız para kazanmak değil. Amaç para kazanmak değil. Para kazanmadan olmuyor. Çağdaş yaşam bunu gerektiriyor ama amacımız bu değil. Ama bir takım adamların amacı buysa bu onları dediğim gibi yani sadece farklı yapar bizden. Tıpkı bizleri onlardan farklı yaptığı gibi. Şu ayrım da var hocam. Mesela işte Elon Musk, yani bu adamın amacının ben para kazanmak olduğunu düşünmüyorum ama şu an dünyanın en zengin insanlarından biri arasına gidiyor. Yani Jeff Bezos'un amacı büyük ihtimalle para kazanmak değil. Yani güç belki denebilir de. Hani keşif, merak, bazı şeyleri daha ileriye taşımak ayrı bir şey. Yani bir mucit olup girişimci olmak ayrı bir şey. Ya da işte startuplara sürekli hani investor mi deniyor? Evet, beyaz melek. Venture angel investor. Melek yatırımcı. Yani melek yatırımcının amacı da hani pek melek iyilik olduğunu düşünmüyorum. Yani işte startup tutarsa parayı kırar şey yaparım. Tabii bu da yani dünyanın şeyi bu. Belki de bu yöntem daha doğru bir yöntemdir. Çünkü para biraz güç getirdiği için insana belki bazı şeyleri değiştirme imkanınız da daha fazla olabilir. Ya işte doğruyu nasıl tanımladığımızla alakalı diye düşünüyorum. Yani bunu doğru yapan ne? Bilmiyorum ya. Yani şu anda çalışıyor olması mesela bilimde tutarlılığın tanımı ama doğrunun tanımı değil yani. Ama gündelik hayatta, çağdaş yaşamda, modern ekonomide doğrunun tanımını ben bilmediğim için ama çalışan bir model olduğu kesin. Çünkü nereden biliyoruz? Sen yine işte arkadaşımız Ömer sağ olsun geldi buraya, yine o Tapirkest'te de gördük. Yani bir takım ilerlemelerin yapılabilmesi için bilim insanlarına çok ciddi yatırması gereken paralar var. Yani şu anki sistem bu maalesef. Yani birileri seni fonlamak zorunda ki sen sistemde bunları yapabilecek enstrümanları, araçları ve insan gücünü bir araya getirip bir şeyler üretebilesin. Şimdi bu yumurta tavuk sorunu ortaya çıkartıyor. Tabii bir takım insanlar da bunu başka bir amaçla yapıyor olabilir. Ya da dediğin gibi kendilerine melek yatırımcı deyip vitrinde bu olan, arka tarafta başka şeyin olup olmadan Allah'ın bildiği bir senaryo da olabilir. Yani bu an, şu an mesela böyle. Bir melek yatırımcı onu biliyor muydunuz? Yok, bilmiyorum. Bu Motorola sanırım. Motorola ya da evet, onların ilk açılışında oldukça büyük hisselerini falan alıyor. Ya bilmiyordum. Kendisi bir süre sonra işte ekonomide hisse senedi alıp satma işlerine giriyor. Newton'da tam tersi mesela. Bu yönden eleştiriyor mesela Şenli Hocam. Neden bıraktı diye. Neden bıraktı ve ekonomiyle bu kadar yakından ilgilenmeye başladı diye bazı eleştiriler var. Newton'da tam tersi. Olasılık biliyorsunuz Newton'da pek bir arada geçmez. Newton çünkü bunu dini sahikle yapıyor. Yani Faraday de dini sahikle yapıyor. Evet, yani olasılık diyor, bu diyor. Yani benim inancımla çelişiyor ya da düşüncemle Tanrı çelişiyor. Tanrı zaratmaz gibi. Aynen öyle. Hocam. Halbuki şey öyle değil. Bernoulli öyle değil mesela. Yani Laplace öyle değil. Onlar da mesela benzer bir görüşten ama farklı bir açıdan bakıp olasılığın sistemdeki önemini kavramış ve buraya kafa yormuş insanlar. Yani Shannon'ın ya da böyle davranması. Zaten olasılık dediğimiz zaman büyük ihtimal rulet geliyor insana. kumarbaz evet, işini evet. Geliyor olabilir. Olabilir. Kahvede oldukça kullanılan bir rulet. Ama işte haberleşme teorisindeki olasılıkla uzaktan yakından alakası yok ve şu anki şeyle. Ya aslında var gibi de sen insanlara bunu. O başka bir olasılık. Tabii evet, onu böyle anlatınca bir tuhaf oluyor. Yani bizde de mesela biliyorsun elektrik elektronik bölümünün içinde anlatılan olasılığın başka bölümler tarafından tescil edilmediği sonucu çıkmıştı ortaya. Yani ilginç bir şekilde. Söylenmişti. Evet, yeterince iyi anlatılmadı. İlginç bir durum da var. Evet. Nereden baktığına bağlı yani. Yani ama olasılık alanında çalışma yapmış büyük kişilere, işte en iyi kitaplara falan gittiğinizde nedense o kişiler genelde elektrik mühendisi ya da alanında çalışan insanlar olarak çıkıyor. Bunun ilginç bir tesadüf olduğunu söylemekten ileri gitmiyorlar diye düşünüyorum.
Büyük ihtimalle öyle diyorlar hocam. Herhalde. Teşekkürler hocam bugün katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yine oldukça uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Ben keyif alıyorum bunlardan inşallah izleyicilerimiz, i̇nşallah. Dinleyicilerimiz de i̇nşallah. Keyif alıyor. İzleyicilerimiz de şey oldu hocam sanırım hani Allah söyletti mi dedi. Evet evet. Hani biraz görsel olarak da artık insanların karşısına çıkmaya çalışmalarımız var. O konularda da iyileşirsek. İnşallah daha hızlı bir şekilde yoğun bir içerikle görsellerin de arttığı. Senin de göndermiş olduğun makalede aslında oradan çıktı, onu da söylemek lazım. Yani nasıl olur da tapir kestleri biraz daha hareketli hale getiririz diye önce işte ses dudak eşleştirmesiyle başlayan bir akustik çalışmanın üzerine doğrudan video çekimiyle de devam edilebilir. Yani bunlar güzel şeyler, inşallah öyle olur. Faraday üstüne bir bölüm yapalım dedik ama oldukça geniş konulardan bahsettik hocam. Evet. Bilim tarihi aslında Faraday ve dönemdaşları gibi de oldu. Ondan öncesine Bruno'ya ve Kepler'e kadar da gittik. Evet, Kopernik, bayağı Bruno. Kopernik, işte Heysem'den falan da bahsetti, hani isim Elkindi, olarak geçtik evet. Şimdi. İlerleyen bölümlerde belki daha farklı yollarda izleyebiliriz. Hani kesinlikle, kesinlikle. Kişi özelinde, coğrafya ya da konu özelinde olabilir. Ben kısaca özetleyeyim hocam Faraday'ın yaşamını. Bu dakikaya kadar izleyen biri varsa da. Evet, evet. Bunun aslında yani internette çok kolay erişilebilir bilgi olduğu için aslında burada tekrar etmekten kaçındık diyebiliriz. Biraz daha kendi görüşümüzü aktarmaya çalıştık. Faraday dediğimiz gibi 1791 yılında doğup 1867 yılında ölüyor. Hayatının ilk başı oldukça çileli geçse de sonradan Royal Society'ye üyeliği ve bir ün ve saygı kazanmasıyla beraber biraz daha kolaylaşıyor diyebiliriz. Temel olarak katkı sağladığı alanlar elektrik elektronik mühendisliğinin temelleri olan elektrik ve manyetizma, elektrolisen, yani kimya alanında da pek çok katkısı var. Hatta anot, katot, işte evet, elektrot gibi kavramların ekonom tarafından kullanıldığı söyleniyor. Elektrik motorları, optik haberleşmenin temelini oluşturan Faraday efekti, ışığın polarizesi ve manyetizma ile birleştirilmesi. Maxwell ve Einstein'a öncü olarak büyük bir işte natural philosopher, yani doğa felsefecisi olduğu için beni o Kozmos belgesini izlediğim zaman oldukça etkilemiş bir kişiydi. Başından bu yüzden de direkt doğrudan bir Faraday bölümü yapmak istedik. Kendisi biraz daha hani örnek almaya çalıştığım birisi diyebilirim çalışmalarını. Tamamen kendi için yapıp. Bilimsel elitizmden uzak, bilimsel tevazu elitizm, sahibi. Yani inşallah öyle olabiliriz şimdi. İnşallah. 23 yaşındayım ben. Atıp tutuyorum yarın bir gün bir yerlere gelirsek insanlar ne olduğumuzu söyleyecek. Benim için söylüyorum hocam. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Faraday için gerekli okuma linklerini ve faydalandığımız bilgileri paylaşmaya çalışacağız. İlerleyen bölümlerde tekrar görüşmek üzere.